Olduğunuz markanın lansmanındayız. İlk öncelikle neler söyleyeceksiniz bugün için? Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Kameralara doğru konuşursak süper olur. Teşekkür ederim hepinize. Güzel bir iş birliği oldu bizim için. Bir seneyi geride bıraktık hamurlarımızı. Evet. Çok keyifliydi. Bütün hamur ekibine çok teşekkür ediyorum. Süreçteki enerjileriyle beni daha da motive ettiler. Güzel bütünleştik. Burada da şu an 2024 ilkbahar ve yaz koleksiyonunu kutlamak için bir aradayız. Keyifli bir akşam diliyorum hepimize. Fotoğraf çekimlerini soralım efendim. Fotoğraf çekimleri nasıl geçti? Fotoğrafları da görüyoruz bu arada. Harika çıkmışsınız. Yani ekip o kadar enerjik ve o kadar fikirlere açık ki bence Hamel ekibi ve ben bütünleştik ve haliyle bütünleştiğimiz için güzel bir iş ortaya çıkardığımızı düşünüyorum. Efendim hemen bugünkü kombininizi de soralım. Birazcık tenisçilere benzettik açıkçası sizi. Moda böyleymiş. Biraz tenisçi olduk. Diziyi soralım hemen. Kızılcık Şerbeti nasıl gidiyor? Ratingler her zamanki gibi en üstlerde. Evet, keyifli geçiyor. Yani bildiğiniz gibi Kızılcık Şerbeti güzel, keyifli, eğlenerek çalışmamıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda da Cannes Film Festivali'ne katılmıştınız. Nasıl geçti bu Cannes Festivali? Yani çok keyifli geçti, çok güzel karşılandık orada da. Dünya basını da bizimle birlikteydi. Gayet güzeldi. Biz sonra Ev Hanım'la birlikte birazcık tatilimizi uzattık. Güzel geçti. Efendim bildiğimiz kadarıyla da zaten İzmir'de yaşıyordunuz. Evet. İzmir'den sonra İstanbul'a da transfer oldunuz aslında. İstanbul sizin için nasıl geçiyor? İzmir mi İstanbul mu desek tercihiniz ne olurdu? İzmir. Neden İzmir? Yani daha sakin yaşamak, daha anlayışlı insanlar, daha yaşamak orası. Yani burası biraz daha aslında çok kargaşa ve çok koşturma geliyor bana. Çok telaşlı bir şehir ve hala alışamadım. Yani bilmiyorum. Telaşlı. Alışamadım dediniz ama özlüyor musunuz hala İzmir'i? Dizi bittikten sonra tekrardan İzmir'e bir dönüş olacak mı? Yoksa bir sonraki projelerinizde de eğer teklif gelene kadar İstanbul'da mı kalmayı tercih edersiniz yoksa İzmir'e bir dönüş olur mu? İstanbul'da kalırım. Yani yazın İzmir'de geçirip ailemle birlikte ya da boşluklarımda ailemle vakit geçirip geri kalan günlerimi İstanbul'a geçiriyorum. Çünkü bütün düzenim burada. Evet efendim, aile de demişken eski görüntüler de çıktı aslında pasta üflerken. Biz yoktuk. Biz yoktuk o gün. Neler söyleyeceksiniz? O görüntüler çıktıktan sonra ortaya çok da konuşuldu aslında. Eski konuşuldu mesela. Efendim eski halleriniz çok konuşuluyor. Biliyorsunuz şeyden ki... Şeyden mi? Estetik. Evet. Estetiğim yok arkadaşlar. Ama hani şey, ben onu biraz düşündüm. Eski fotoğraflar ortaya çıkıyor. Şimdi orada makyaj yapmayı bilmiyorsun. Kendini tanımıyorsun. Çok küçüksün. Yüzün oturuyor. İşte doğru makyaj yapmayı öğreniyorsun ya da doğru fotoğraf çekilmeyi öğreniyorsun. Bence tamamen onunla alakalı bir şey. Yani ben öyle düşünüyorum. Peki efendim, yapay zeka ile de biliyorsunuz ki son dönemlerde özellikle hanımlarımız erkeklerimiz de hanım kılığında fotoğraflar paylaşılıyor. Sizin de böyle erkek haliniz çıksa ne dersiniz acaba? Yapay zekada. Nasıl olurdu acaba? Olur da ya. Görmedim. Bilemedim ona ne devam edeceğimi bilemedim. Yapın biriniz, bir bakalım. O zaman evet, hemen onu yapıp göstermek lazım. Yaz planları da artık yaz sezonunda açılıyor efendim. Yazın planı belli mi? Yani şöyle, çok yakın bir arkadaşımla bir Barcelona'ya gitmek gibi bir planımız var ama belli değil, tam net değil. Onun dışında yani bakalım, iş olursa iş, olmazsa kendime vakit vereceğim ama ne yapacağımı daha netleşme. Biraz daha anda böyle plan program yapamıyorum. Ben anda yaşamayı tercih ediyorum. Anlık yaşıyorum diyorsunuz zaten. Plan program neden aslında oyuncusunuz, her şeyiniz aslında saatli ve planlı ve programlı olmak zorunda ama siz hayatı tam tersi yaşıyorsunuz. Evet. Yani kendim sulu olarak boş vakitlerinde çok program yapamıyorum. Yapsam da çok ayak uyduramıyorum iş dışında. O yüzden daha akışta olmayı tercih ediyorum. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.